Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum kahve çekirdeği modelimizi çalışacağız. Modelimizin arasına düz örgülerden birer direkte kurarak modelimizi devam ettirdik. Yetişkin ve bebek örgülerinde severek kullanacağımız modelimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için ilmeğimi toparladıktan sonra bir sıra düz ördüm ve örgümün şu an düz yönündeyim. 3 üç ve 3'ün katları olarak çalışmamızı yapıyoruz. Evet şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Boş aldım, düz ördüm, ters ördüm. 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. 2 ve 3. 1 ters örüyorum. 1 düz. Tekrar ters örüyorum. Yeniden 3 tane düzüm örüyorum ve bu kurulumu örgümüzün sonuna kadar ilerletiyorum. 3 düzümü ördükten sonra 1 ters, 1 düz, 1 ters. 3 tane düz bir tane ters tersimizi ördükten sonra bir tane düz tekrar ters 3 tane düz 1 2 ve 3 şöyle bakalım modelimizi bir boş alıyorum bir düz bir ters 3 tane düzüm örüyorum ve 3 düzü ördükten sonra araya ters düz ters örüyorum 3 tane düz ters düz ters üçer ilmek üçer ilmek modelimizi bu şekilde sıralıyoruz bir tanesini bir ters bir düz bir ters olarak üçlüğü ayırıyoruz sonrası 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve sırayı bu şekilde sonuna kadar getiriyoruz bakın en son 3 tane düzümü ördüm tekrar ters düz ters 3 ilmeğimi ördüm 3 tane düzümü yeniden örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonuna kadar örerek geldim. 3 düzümü ördükten sonra bir ters, bir düz, bir ters olarak örgümü tamamlıyorum. En sonu ters örmeyelim. Son ilmek olduğu için düz olarak örelim. Kenarımız düzgün çıksın. Evet, bir ters, bir düz, bir ters olarak başlamıştık. Yine bu şekilde bırakalım. Buranın 3 düz olması e, modelimize uygun olmaz. Onun için ayarlamalarımızı yaparken e, bir ters, bir düz sıramızı, yani üçlü grubumuzu en son ve ilk başa yerleştirmeyi unutmayalım. Ilmeklerimizi gördüğümüz şekliyle örmeye başlıyorum. Birinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Hemen ters ilmeğimi görüyorum ters örüyorum düzümü görünce düz örüyorum 3 tane tersi görüyorum diğer yönde 3 düz yan yana örmüştük bir düz bir ters bakın nasıl görüyorsak o şekilde örüyoruz dilimizi ikinci sırasını oluşturmakta bu sıramız tekrar gördüğüm şekliyle başa kadar ilerliyorum arka sırada ilerleyerek devam ediyoruz. Ve en son ilmeklerimizi örmek için geldim. Gördüğüm şekliyle yine örüyorum. Ters örüyorum. Son ilmeğimizi mutlaka düz olarak örelim. Evet, arka sıra ve ikinci sırayı ördüm. Şöyle görüntümüze bakalım. Tekrar ön yüzü çeviriyorum. İlk ilmeğimi aldıktan sonra ikinci ilmeğimin düz olduğunu görmekteyim. Bakınız buradaki tek düz ilmeğimizi şişimizden değil, alt sıradaki daha önceki örmüş olduğumuz sıranın içerisine girerek düz bir şekilde örelim. Tersi örüyorum. Bakınız düzü alttan ördüm, tersi şişimden ördüm. 3 tane düzüm beni karşılıyor bakınız. Burada 3. ilmeği alarak iki tane ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve buradaki ilmek sayısını ikiye düşürüyorum ve kahve çekirdeğimizin boğum kısmını burada kuruyorum bakınız şimdi birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum iki ilmeğe düşmüştü hemen bir tane şişimin üzerine ipimi alıyorum tekrar örüyorum ve buradaki boyun kısmına bağlayarak eksilttiğim ilmeğimi tekrar artırarak 3'e çıkarıyorum yeniden yapalım ileride bakınız aradaki ilmeğimi ters olarak örüyorum düzümü aşağıdan girerek örüyorum ve boşaltıyorum tekrar tersimi örüyorum 3 ilmeğimi görüyorum kahve çekirdeğinin bu ortadaki boğumlu kısmını 2 ilmeğimin üzerinden geçirerek eksiltiyorum hem boğumumu yapıyorum hem 3 olan ilmeğimi 2'ye düşürüyorum ve hemen ilk düzümü örüyorum bir tane ilmek şişimin üzerine alarak artırıyorum buradaki boğduğum ilmeğin yerine yani diğer iki ilmeğimizin boğazından geçirdiğimiz ilmeğin yerine ilmeğimi yeniden artırıyorum ve tekrar örüyorum 3 tane ilmeği örüyorum tersimi örüyorum düzümü aşağıdan örüyorum. Şişimden değil aşağıdan ve tekrar tersimi örüyorum. 3 tane ilmeğimizin sondakini diğer ikinin tepesinden geçirerek eksiltiyorum. Birinci düzümü örüyorum. Hemen şöyle düzeltelim. Birinci düzümü ördüm. İkinci düzümüzü örmeden Bakın şişimizin üzerine ilmeğimizi alıyoruz ve artışımı yapıyorum. İkinci ilmeğim sayılıyor ve üçüncü düzümü örüyorum. Üç tane düzümüzü yeniden oluşturduk. Ters aşağıdan alıyorum. Düz tekrar ters. Üç ilmeğimin sondakini ikinin üzerinden aşırtıyorum. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. İkinci artışımı yapıyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Ters. Düzümü aşağıdan. Tekrar ters. Üç ilmeğimin sondakini ikinin üzerinden geçiriyorum. Birinci ilmeğimi örüyorum. İkinci artırma işlemi yapıyorum. Üçüncü düzümü tekrar örüyorum. Tekrar bir ters aşağıdan ve tekrar ters 3 ilmeğimin en sondakini aşırdım birinci ilmeğimi düz ördüm 2 artırdım 3. ilmeğimi yeniden düz ördüm bir ters düzümü aşağıdan örüyorum ve son ilmeğimizi mutlaka düz olarak örüyoruz ve modelimizi birinci sırada bu şekilde kuruyorum Hemen arkayı çevirelim. Örgümüzün arkasını. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Gördüğüm gibi örüyorum. Ters, düz. Bakınız ortadaki 3 tane ilmeğimiz. Bir tane artış yapmıştık. Diğerini boğazından geçirmiştik. Bakınız. Üçünü de ters olarak örüyorum. Arkada. Gördüğüm şekliyle örüyorum. Düz, ters, düz, 3 tane ters bir düz bir ters bir düz tekrar 3 ters tekrar bir bakınız ters düz arkayı gördüğümüz şekilde örerek tamamlayalım şöyle görelim son ilmeğimi düz olarak örüyorum ve örgümün Tekrar ön yüzünü çeviriyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum ve yeniden buradaki tek olan düzümün alttan, bakın şişten değil, alttan girerek düz örüyorum ve ters örüyorum. İki ters arasındaki bir düzümüzü hep bu şekilde ön yönden ilmeğimizi şişten değil bir altından girerek örüyorum. Üç düzümü aynı şekilde örüyorum tersimi örüyorum. İki tersim arasındaki düzümü bakınız. Şerit olarak tamamen sona kadar devam edecek bölümü şişten değil, ilmek arasından girerek örüyorum. Bir tane tersimi ördüm. Üç düzümü örüyorum. Tersimi örüyorum. Düzümü aşağıdan tekrar bakınız. 3 tane düzümü örüyorum. Örgümüzün düz yönündeyiz gördüğümüz şekliyle örüyoruz. Buradaki iki tersin arasındaki düzü aşağıdan alıyoruz örgümüzün düz yönünde. Arkada şişimizden alıyoruz. Örgümüzün düz yönündeyiz. Bakınız aşağıdan alıyorum. Terslerimin arasındaki düzümü alttan aldım en son ilmeğimi yine düz olarak ördüm ve örgümün düz yönünü yeniden tamamladım şimdi arkayı çeviriyorum arkayı bütün ilmeklerimizi tersleri ters düzleri düz olarak örelim boş alıyorum ikinci ilmeğimi ters düz nasıl görüyorsam bu şekilde örüyorum hepsini şişten örüyoruz bu yönde farklılık yapmıyoruz arkadan örerek geldim yeniden örgümüzün düz yönündeyiz ipimizi 3 ilmek olan kısımda ikisinin üzerinden geçirdikten sonra artışımızı yaptık. Sonrasında bir ters, bir düz, bir ters. Yani 3 sıramızı ördük bu işlemimizi yaptıktan sonra. Şimdi burada 3 üç ilmeğimizin üçüncüsünü 2 iki ilmeğimizin üzerinden geçirme işlemini yapıyoruz. Bu işlemimizi yaptıktan sonra bir ters, bir düz, bir ters. 3 sıra ördükten sonra modelimizi yeniden kuruyoruz. Bakınız modelimizi ikinci kez tekrar ediyoruz. Örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi şişimden değil alttan alıyorum tersimi örüyorum 3 tane düzümle karşılaşıyorum öndeki iki duruyor arkadaki tek ilmeği üzerlerinden geçiriyorum birinci ilmeğimi ördükten sonra bir tane artışımı yapıyorum o ikinci ilmeğimiz oluyor ve üçüncüyü örüyorum hem kesiyoruz hem hemen artıyoruz modelimizde bir tersimi ördüm İki ters arasındaki düzümüz aşağıdan örülecekti. Hemen aşağıdan örüyorum. Tekrar diğer tersimi örüyorum. 3 üç ilmeğimizin üçüncüsünü alıyorum. İlmeklerimin üzerinden geçerek çekirdeğimi oluşturuyorum. Ve burada iki ilmeğim eksildi. Hemen bir örüyorum. İkinciyi ortayı artırıyorum. Üçüncü ilmeğimi tekrar örüyorum. Yeniden hemen kesip hemen artıyorum tekrar iki tersimin arasındaki düzümü aşağıdan alarak örüyorum. Tersimi örüyorum. 3 ilmeğimin ikisinin üzerinden aşırıp eksiltiyorum. Düzümü örüyorum. Bir artıyorum, 2 ve 3. Hem artmamı hem eksilmemi yapıp kahve çekirdeğimi oluşturuyorum. İki tersim arasındaki düzümü aşağıdan örüyorum ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. 3 ilmeğimizin sondakini alıyorum. Düz örüyorum, artışımı yapıyorum. Tekrar düz örüyorum. Tersimi örüyorum. Arasındaki düzü aşağıdan girerek örüyorum. Tekrar ters. Alıyorum. Artışımı yapıyorum. Tekrar örüyorum. 3 düzümüzü birinci örüyorum 2 artıyorum 3 örüyorum tekrar düz olarak ve son 3 ilmeğimizin ilkini ters aşağıdan düz ve en son ilmeğimizi düz olarak örüyoruz kenarımızın şu şekilde düz çıkmasını istediğimiz için şimdi örgümüzün bakınız modelini ikinci kez kurduk 3 sırada bir modelimizi yeniden kuruyoruz. Şimdi arkadan tersleri, ters düzleri, düz olarak örüyoruz. İşlem yapmıyoruz. Tekrar ön yüze geçiyoruz. Düzümüzü düz, tersimizi ters. Sadece şuradaki ön yüzde iki tersin arasındaki Düz ilmeğimizi alttan örüyoruz. Bir sıra daha ters ördükten sonra modelimizi yeniden kurarak istediğimiz örgülerimizde kullanıyoruz. Şimdi 3 sırada örerek modelimizi biraz büyütelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Kahve çekirdeği modelimizi örerek büyüttüm. Aradaki düz örgülerimizi görmekteyiz. Gayet güzel bir görüntü kazandırdı modelimizi. Evet şu şekilde baktığımız zaman bakınız arkasına da şöyle bir çeviriyorum modelimizi örerek tamamladık. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.